Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dayatık görevlerini anlatacağım size. Toplamda 16 tane görevimiz var. Hepsini açıklayacağım. Yani detaya girmeden açıklayacağım. Nerede yapacağınız sadece. Ben zaten bütün hepsini yaptım. Açıklamaya da bütün görevlerin videolarını koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen başlayalım şimdi. İlk görevimiz Azura, The Black Star. Görev alacağımız yer arkadaşlar, Kış Hisarı'nın hemen aşağısındaki Azura Mabedi. Buraya gidiyorsunuz. Buraya gidin. Şu merdivenleri tırmanın. Bakın, şu hatunla gidip konuştuğunuzda size görevi verecek. Sizden bir dakika. Ejderha mı? Evet. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi görevi buradan alacaksınız bu hatunla konuşup. Ben kaçan zeyim. Uğraşamayacağım şimdi bu ejderhayla. Bir sonraki görevimiz arkadaşlar Boğatia'nın daveti. Onu da bakın, Miğfer Yeri'nin hemen sağında Boğatia'nın mabedi gibi bir şey var. Oraya gidiyoruz. Buradan düz devam edin. Görev alacağınız yer burası. Haritada tekrar göstereyim. Bakın, Miğfer Yeri'nin hemen yanı. Görev için birini kurban etmeniz gerekiyor, bir takipçinizi, ve de görevi alabilmek için 30 level ve üstü olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki görevimiz Falkrid'de. Falkrid'e gittiğinizden zaten direkt size görev gelecek. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Gelir gelmez hemen korumalar, askerler soruyor, bir köpek gördün mü diye. Bu görevimizin adı da bir değerdirenin en iyi arkadaşı. Ne çeşit bir köpek deyip göreve başlayabilirsiniz. Canım, görmedim. Evet abi, göreve buradan başlıyorsunuz. Devamını ister kendiniz yaparsınız, ister açıklamaya koyduğum linkten benim yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki daydrak görevimiz arkadaşlar. Ana görevlerle otomatik olarak geliyor zaten. Kan toplama, bu Hermaios Mora diye bir tane siyah ahtapot gibi bir yaratık var. Onun için bir görev yapıyorsunuz. Bu Ogma Infinium diye bir kitap var, onu bulmaya çalışırken. Ana görevlerden direkt sizi zaten buraya atacak. Size bir tane kan çıkarma şeyi verecek. Kan toplama görevi yapacaksınız. Zaten benim kanalda da var hangi kanları nereden toplayabileceğiniz. Onu izleyerek kolayca hepsini bulabilirsiniz. Bir sonraki görevimiz de Ay ışığında görüşürüz. Ay ışığında görüşürüz görevine yine Falkrid'e gideceksiniz. Ne Falkrid'e gideceksiniz? Falkrid'e gidin. Bakın. Burada mezarlık var. Mezarlığın başında bir anne baba ağlıyor olacak. O olmazsa gidersiniz, babasını buluyorsunuz, babasına soruyorsunuz. Babasını bir kurt adam babasına soruyorsunuz. Kızını kurt adam parçaladığından bahsediyor size. Daha sonra o kurt adamı görüşmeye gidiyorsunuz. Görüşmede size Hirjin, Daedric Av Prensi, onunla ilgili bir görevi verecek. Daha sonra o görevi yapmaya başlayacaksınız. Yine açıklamada videosu var. Bir sonraki görevimiz de lanetli kabile arkadaşlar. Lanetli kabileyi de
Burada Vatikan, Vatikan'ın hemen solundaki Largaşmur. Buraya gidin. Aşağı. Bunlar buraya geldiğiniz arkadaşlar bir tane dişi ork atıp görevi bundan alacaksınız. Açıklamada videosu var. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ben daha önce yaptığım için hatunu bulamıyorum. Level 9'dan önce bu görevi de alamazsınız. Bilginiz olsun. Bir sonraki görevimiz arkadaşlar nerede? Seher Yıldızı'nda benim favorilerimden biridir bu görev. Sonunda verdiği silah da çok iyi. Spoiler vermemek için size hangi silahları verdiğini söylemiyorum. Kendiniz yapın bulun abi. 10 numara. Şimdi buradan devam edelim. Burada Silius ve Silius mudur nedir? Level 20'den aşağıda bu görevi yapamazsınız. Görevi buradan alacaksınız. Buradaki rahipten. Şu an yok burada. Bir sonraki görevimiz de fısıldayan kapı. Fısıldayan kapı görevini Akçaya gidiyoruz. Akçaya geldiğinizde Sancaklı Kısra'ya gelin. Hana. Ha vadisleri sorun ya da yeni söylentiler var mı? Bunları sorun. Size Akçay Mevkibeyinin oğlu ile ilgili bir şey havadis söyleyecek. Ondan sonra Mevkibeyine gidip sorduğunuzda göreve başlamış olacaksınız. Ve bu görevi yapmak için 20 level olmanız gerekiyor ve Ejderha Yükseliyor adlı görevi, ana görevi bitirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bir sonraki görevimize geçelim. Bir sonraki görevimiz de The Break of Dawn, Şafak Söken isimli görevimiz. Alacağımız yer Issız Kent'in yanındaki Meridye heykeli. Buraya gidiyorsunuz. Merdivenleri çıkın. Şu. Bunu etkinleştirdiğinizde göreviniz başlamış olacak. 12 level ve üstü olmanız gerekiyor bu görev içinde. Gelelim bir sonraki görevimize. Dehşet Evi. Onun içinde markete gidiyoruz. Markada geldiğinizde ilerleyin. Terk edilmiş ev. Bu terk edilmiş evin önünde bir tane adam göreceksiniz. Rahip gibi bir şey. Onunla içeri girip göreve başlayacaksınız. Göreve alacağınız kişi de Vigilant of Standard diye bir adam. Herhangi bir level sınırı yok. Bir sonraki görevimiz Ölümün Tadı. Yine Markat'ta. Markat'ta şehir mezarlığına girmemiz gerek. Burada. Şehir mezarlığına girdiğinizde hemen girişinde sizi Eola diye bir tane hatun karşılayacak. Buradan girdiğinizde size hemen bir tane şey karşılayacak. Eola diye bir hatun. Sizden bir tane rahibi kandırıp bir yere çekmenizi isteyecek. Görev işte buradan alacaksınız. Yaparken görürsünüz. Takıldığınız yer olursa açıklamada linkini bulabileceksiniz. Bir sonraki görevimiz arkadaşlar. Alacağımız yer Perit. Feryat Mabedi hemen marketin yanında. Buraya gidelim.
Ve 12 yıl ismi görevin. Tek tedavi gibi bir şey herhalde. Türkçe, şimdi Türkçe aklıma gelmedi. Bu görev için en az 10 level ya da 12 level olmanız gerekli. Görevi alacağınız kişi de bu. Temiz cache. Bunu alacaksınız. Sizden istediği şeyler var, malzemeler var. Onlar gümüş külçesi, vampir tozu, kusursuz safir, bir de ölüm çanı mıydı? Öyle bir bitki. Onları alıp gelirseniz daha çabuk halledebilirsiniz görevi. Bir sonraki görevimiz arkadaşlar, hatırlanacak bir gece, yani unutulmaz bir gece, öyle bir şey olması lazım. Bu görev için Sam Goodwin isimli bir tane adamla bir içki yarışmasına gireceğiz. Yalnız adamın kesin bir yeri yok. Mesela Riften'de Bien Barb isimli handa, yani şehirlerin hanlarında olabiliyor bu adam. Buna gidip yaklaşıyorsunuz, içki yarışmasına başlıyorsunuz. Görev bu şekilde başlamış oluyor. Sizi tam yeri olmadığı için gösteremiyorum ama benim yaptığım göreve bakıp açıklamadaki linkten orada bulabilirsiniz. Görev için en az 14 level olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki görevimiz arkadaşlar, bir delinin aklında. Bunun için ıssız kente gidiyoruz. Issız kente geldiğinizde Derwin isimli bir tane evsiz var. Onunla konuşmanız gerekiyor. Genelde buralarda oluyor. Ben onu buralarda bulmuştum. O size efendisiyle ilgili bir şeyler söyleyecek. Daha sonra bir eve gideceksiniz. Evin üst katına çıktığınızda sizi başka bir yere ışınlayacak. Görevin zaten asıl yeri orası. Görevi orada yapacaksınız. Ben görev yaptığım için Derwin'in şu an ortalarda yok. Ama genelde buralarda oluyor. Şehri dolaşın, bulacaksınızdır. Bir sonraki göreve geçelim şimdi. Bu görev içinde bir herhangi bir level sınırlaması yok. Bilginiz olsun. Son görevimiz de kabustan uyanmak. Bunun için de yine seher yıldızına gidiyoruz. Seher Yıldızı'na gidin. Burada Yeltepe Hanı. Yani buraya girin. Tam burada Erandur olacak. Erandur'la konuşun. Size halkın gördüğü kabuslarla ilgili bir şeyler söyleyecek. Daha sonra göreve başlayacaksınız. Göreve başladığınızda sizi buradaki kuleye götürecek. Şuradan dolanıp görevi burada yapacaksınız. Son görevimiz de arkadaşlar Nocturnal isimli Daedric Prensesi'nin bir görevi. Bu da ana görevlerle yapabiliyoruz. Ana görevleri de bu. Hırsızlar Locası ana görevlerinde Üçlü Birlik isimli bir görev var. Onunla yapıyorsunuz. Üç birlik siz ve iki yoldaşınızla beraber bu Nocturne'ın 3 tane bekçisi gibi bir şey olacaksınız. Bu iskelet anahtarı aldığımız görevden sonrası olması gerekiyor büyük ihtimalle. Ya da bir önceki. Ondan sonra bütün dayadık görevlerimiz tam 16 tane bunlar olmuş oluyor. Hepsini açıklamaya linkini bırakacağım. Takıldığınız yer olursa oradan bakabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir beğeninizi, bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen abone de olun. Yani bir emek veriyorum. Yani siz bir şey kaybetmezsiniz. Emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Bir teşekkür muhabbetinde. Lütfen abone de olun. Emek veriyorum. Abone sayımın artmasını da isterim yani. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar. My mind.